Merhaba arkadaşlar. Hayırlı akşamlar dilerim. Bu akşam ikili, üçlü, klasik ve sörf derslik takımını göstereceğim. Bu akşam hani daha çok klasik takımı göstereceğim de. Çünkü sörf klasik alanında da kullanabilirsin ama sörf klasik alanında su tarz düğüm süs takımını tercih ediyoruz. Bedenli patlama yapmasın gerekten. İkili klasik, herkesin yapabileceği kolayca, basitçe Mera'da, avda, balığa gidince, balıkta, balığa gitmeden önce ev hazırlıkta her türlü yapabilirsiniz bu takımı. İkili takım yapacağım. Veyahut da üçlü takım yapayım. Hırsızlı olsun 2 artı 1 dediğimiz bir sistem. Üçlü bir takım yapacağım. Neyi neler kullanabiliriz burada? Her türlü yine kullanabilirsiniz. 1 numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara, 5 numara. Mera'nızın boyutuna göre, küçüklüğüne, büyüklüğüne göre. Ama genellikle biz biliyorsunuz büyük balık hedeflediğimiz için Marmara'da ya da diğer balıklardan büyük biraz daha yine tercih ediyoruz. Şimdi ben ne iğne kullanacağım? Elimde birkaç tane model var. Yarışanmada 29.01 1 numarası, 2 numarası, 3 numarası da kullanabilirsiniz. Biz 1 numara, 2 numara tavsiye ediyoruz. Ondan sonra Kensuke var. 1 numara. Bunun 2-3'ünü de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra Bitolder 8001. Ondan sonra kullanabilirsiniz. 1 numara, 2 numara, 3 numara. Pardon, daha deminki Kensuke 16.01'di arkadaşlar. 16 Bursa'nın bir dakika 01 Adana, Bursa'dan Adana'ya ve tüm illere selamlar olsun. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Şimdi takımımızı yapacağız. Su Fudo'nun iğnesi en çok tercih ettiğimiz edilen iğnelerden bir tanesi. Neden? Dersiniz şöyle göstereyim. Yapısı gereği uzun, kıvrak. Arkasında çift çentik vardır. Boy kurdu sürünüz mamun geçerken çok rahat geçiyorsunuz, rahat ediyorsunuz. Onun için de bu iğneyi çok tavsiye ederler, tercih eder. Çok güzel iğneler de var aslında. 16.01 dediğim gibi Kensuke, Bitolder, ondan sonra birçok iğne var da hani şu an elimizdeki bu modeller bunlar. Malum yasaklardan dolayı dükkanlar kapalıydı. Yasaklar öncesi pek hani öyle şey yapamadık. İşte bizim de işimiz gücümüz olunca. Şimdi 3 2 3'lü 2 artı 1 klasik gemi takımı anlatacağım. Nasıl yapılır, nasıl edilir? Ondan sonra şimdi ortalama köstekler 35 30 beden 35 40 yapabilirsiniz. Biz şimdi 35 35 yapacağız. Bu takımı hani A'dan Z'ye herkes yapabilir yani. Şu videoyu 2-3 kez izleyebilecek arkadaşlarımız hepsi yapabilir. Toplam takımımızın boyu 1 metre 20 santim, ortalama 1,5 metre de doğru gidecektir. Bir dakika, işin boyutunu ayarlayalım. İşin aldık. 40-40 işin almışım yanlış sahaya. Şöyle işin 1. 1,5 kulaç ortalama yaptım. Fazla olsun ki fazlalığı kesersiniz arkadaşlar. Sıkıntı yok. Misinalınızı biz filo kaybolmuş için tercih ediyoruz. Mono misinalı da kullanabilirsiniz ama filo kaybolmuş için avcıdır. Yani FC kaplan misinalar da var biliyorsunuz. Onları da tercih edebilirsiniz. Biz misinalı 2 katladık. Bir kulaç. Ortalama ikisi boyutu kadar. Ortalama 1,5 metre. Tabii bunu kısaltacağız bir sonuna. Böyle. Bu misinamızı katladık. En son suda bir halka, suda bir çift yön oldu görüyorsunuz. Bunu sıfırladım. Gördüğünüz gibi bunu biraz daha çekiyorum. Şuraya bir fır döndü bağlıyorum. 4 numara çelik fır döndü. Buraya kasa düğümü de atabilirsiniz şu şekilde. Şöyle bir halka yaptım. 1 2 bir tane daha 1 2 ıslattım. Şöyle bir kasa düğümü de atabilirsiniz arkadaşlar.
Ama kasa düğümünde ne kadar çok düğüm olursa kop meniski o kadar fazladır. Onun için kasa düğümünü tercih etmiyorum ben. Onun yerine çelik fırın ya da normal bir yıl fırını kullanabilirsiniz. Fırın önümüzü geçirdim. Misinamızı. İçinde olmak sadece 1, 2, 3, 4, 5 tur yaptırdım. Sıkıyorum. Sıktım. Fırın hiçbir zaman açılmaz arkadaşlar. Yeminle 10 kadarıyla kesiyorum. Geçtim. Madem mişinamızı ayarladıydık. Şöyle. İkiye katladığımız mişinamız. Şimdi şuradan fırını tarafından aşağıda mişinamız devam ediyor. Ortalama 30 santim yapalım. Çünkü iğne payı, düğüm payı derken 30 santim işaretledim cetvelim işte. Şöyle halkayı yaptım. İçinden bir geçirdim. Bir dakika. Bu da sipariş takımları olduğu için hani onlara dolandı. Bir geçirdim halkamız içinden. İki geçirdim. Üç geçirdim. Dört geçirdim. Şöyle bir halkamız oldu. Islattım. Sıkıyorum yavaş yavaş. Sıktım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi düğme oldu görüyorsunuzdur. Sıktık işte bunu. Sonra kestim, önemli bir şey değil. Sıktım. İğnemizin bağlı olduğu köşede görüyorsunuz. T bir şekilde duruyor arkadaşlar. Şimdi yine 30 santimden işaretledim. Yine halkamı yaptım. Yine halkamı yaptım. Bir, iki, üç, dört. Yine arkadaşlar sıkacağım. Islattım. Sıkıyorum. Sıktım arkadaşlar. Yine düğümümüz oldu. Şimdi gördüğünüz gibi suda çift kat bir misin oldu. Görüyorsunuz. Şu üstteki düğümün ortalama bir parmak altından kestim. Şöyle gördüğünüz gibi. Ne oldu? Yeniden bir köşemiz daha oldu arkadaşlar. Yeniden bir köşemiz oldu arkadaşlar. Şöyle iki köşlük birden. Şimdi altta yer, bakın şu parça sabit kalıyor şu anlık. Şu altta yer mişinamızın şu alttaki halkayı hiç kesmeyeceğim şu anda. Bu halkaya düğüm atacağız. Halkamı yaptım. 1, 2, 3, 4. Islattım, sıktım. Şurada bir halka oldu gördüğünüz üzere. Buna kasa düğümü olacak. Nasıl yani diyeceksiniz. Şurada kendi çift kat nişine var ya gördüğünüz. Çift kat nişineden gidiyorum hep. Köşkler de hepsi. Ondan sonra bir parmak kalmak şartıyla köştiniz. O da hazır. Ne oldu? Burada kurşundan eser sarkan şöyle kurşunumu takayım ben. Kurşundan eser sarkan hırsız köşteğimiz oldu arkadaşlar. 2 artı bir üçlü takım. Şimdi iğneyi bağlayalım. Elim girdi alemin. Gerson 29.01 Fuda iğnemizi aldım. Uzun palı çentikli. Arkadaşlar hırsız iğne köşte uzun olduk. Uzun olursa tutarsanız her zaman avcı olur. Biz ortalama 25 ila 50 santim arasında tutuyoruz. Takım bedenine bölgeye göre. Gördüğünüz gibi mişinamızla iğnemizi kovuşturduk. Kıvırdık. Kısa mişinamız.
Az önce şöyle bir halk oldu. Şöyle. Mişinamızı birlikte. Mişinamızı alıyoruz. Kısacığını. İğne bir panımızla mişinamızın üzerinden 360 derece döndürüyoruz. 5-6 tur yeterlidir arkadaşlar. Döndürdük. Şurada bir halka oldu. Halkadan geçirdik. Islattık. Sıktık. Bunu pers yardımıyla da sıkabilirsiniz arkadaşlar. Sıktık. İğnemiz hazır. Şurada fazla da keşke dibinden olmak kaydıyla. İğnemiz hazır. Glow stick'imizi alıyoruz. Fosforlu boncuğumuz. Kendi imalatımız olan. Turuncu. İğneyi aldık. Geçirdik. İlk aşama tamamlandı. Ondan sonra aldık. Nişanımıza geçirdik. İkinci bir renk alalım. Aldık. Geçirdik. Nişanımıza geçirdik. Evet arkadaşlar. Yem takar gibi. Onda kolay. Arkadaşlar çok avcı bir glow stick'tir. Kendi imalatımız. Yerli malı, yurdum malı. Herkes bunu kullanmalı. Hırsız köşelerimiz hazır. Bundan demin bak T göğüslü gön. Köstekleri de yine bağlayacağız arkadaşlar. Meşinimizi aldık. İğnemizi koyduk. Meşinimizi kapladık. 360 derece iğne palasının bir yani işin üzerinden sarıyoruz. 7-8 tur olmak kaydıyla. Sardık. Halkadan geçirdik. Sık, ıslattık ve sıktık. Bunu perseri tutup da sıkabilirsiniz. Allah korusun. Malum mişle kopup da kaçarsa ağzınızdan dudağınıza da batabilir. Ebeğinden çok fazla olma kaydıyla geçtik. İkinci köşteğimiz de hazır. Yine daha demin pembe turuncu aldıydık. Şimdi yeşil silikon glove'umuz ve beyazımızı alalım. Yeşil beyaz olsun. Yeşillik iyidir. Doğal iç içe olmak. Doğal beyazımızı taktık. Şimdi üçüncü telefon döndüğümüz altındakini alıyorum. Aldım. İğnemizi aldım. Mişinamızın üzerine şu köstek ortam 25 santim de olur, 20 santim de olur, sıkıntı yok. Göz kadar da yapabilirsiniz. Aldım, katladım. Şöyle bir halka olsun yine. İğne palasıyla mişinamızın üzerine 360 derece olacak şekilde sarıyorum. 5-6 tur, 7 tur, 8 tur, sıkıntı yok. Sardım. Alttaki halkadan geçiyorum. Geçirdim. Islattım. Sıktım. Akasım aldım dediğim gibi dipten olmama kaydıyla geçtim. İğnemiz hazır. Şimdi dediğim gibi glow stick takacağım. Ne takalım? Sarı takmamışız. Sarı aldım. Turuncu alayım. Bir de. Glow stick'imizi aldık. İğnemizi tak. Gem takar gibi taktık. İğnemizi. Turuncu glow stick'imizi aldık. İğnemizi taktık. İğnemizi. İğnemizden şimdi mişlamıza geçireceğiz. Köstek mişlamıza. Hazır arkadaşlar. En sonunda zaten fır döndüğümüzdü. Fır döndüğümüz bedeninizden geliyor. Köşteymiş, köştekler gördüğünüz gibi bedene kavuşmuyor. En güzeli hem gam yapmaz, baldırına dolanmaz. İkinci köşteğimiz geliyor. Şöyle bedenine buluşmuyor. Üçüncü köşteğimiz geliyor. O da hırsızımız. Koşundan aşağıya olan. Koşunumuzu takalım.
Koşunumuzu taktık. Ada koşundan aşağı olan köşteyimiz arkadaşlar. Şöyle 3 köşekli bir takımımız arkadaşlar. Şimdi bunun daha biraz uzun olduğu için değil miyim? Kamera kartına sığmadığı için biraz daha bunu kısaltıp hani tam net olarak ekranda göstereceğim. Kamera kartvizyonun sesini direkten kısaltıyorum. Bedenini katlayıp. Sırf şu an yaptığım hani herhangi bir özellik değil, kamera katlesini tam takım olarak sırsın diye yapıyorum arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Koşundan full döndüğü kadar tam takımımız hazır arkadaşlar. Şimdi bu kaplamayı çıkartıyorum. Eyvamızı saracağız. Kısardım. Kurşunumuzun olduğu hırsızı aldım. Arkadaşlar, şimdi kaya köpük de kullanabilirsiniz. Hani bu stoforlardan kesilen ama her zaman halkayı kullanmanızı tavsiye ederim. Hatta şöyle nerede benim setlerim var. Setlerim de var. Sıkıntı yok. Hepsini göstereceğim zamanla. Bir dakika. Buldum. Şöyle setler var. Kutularımız var. Şöyle takım. Evet takım. Şöyle arkadaşlar. Bunlar da dük olabilirsiniz bayilerden ya da bizden. Ev olarak soruyoruz ki her zaman hani takımımız da kırılmıyor, eşkimiyor. Şöyle evimize geçirdik iğnemizi. Turumuzu doluyoruz takımımızı. Hem takımımızın bedeni kırılmıyor, hem de kolumuz doluyor. En son full döndüğümüzde de top iğne de kullanıyorsunuz. Ben basörtü iğnesi kullanıyorum. Kabukumuz hazır arkadaşlar. Ayrıca da UV olduğu için bunlar glow. Hemen glow'dur. Glow lambamız neredeymiş?
Bir dakika, Glow'dan mı bulamıyorum. Buradaydı. Buldum. Gördüğünüz gibi. Karanlık ortamda göstereyim size, olmazsa şöyle bir kapalı kutu bulayım da. Bir kutu buldum. Kapalı kutu böyle. Kapalı kutu da arkadaşlar yanıyor. Gördüğünüz gibi. Glow sticklerimizden şöyle avucumun içinde görecek misiniz? Burada bir yandı belli oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuz, bakın. Glow sticklerimizden yazabilirsiniz. Her türlü temin ederiz arkadaşlar. Kargo ile sıkıntı yok. Renk mevcut. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız, bizi paylaşırsanız, istediğiniz herhangi bir takım olsun, özellik olsun, şu takım şu nasıl yapılır, bu takım nasıl yapılır derken derseniz, güzel türlü elimizden geleni yardımcı oluruz. Herkese teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.